Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Arıcılar Mahallesi'nde 2 gün arayla meydana gelen 5 şiddetindeki deprem vatandaşları tedirgin etti. 25 haneli mahallede vatandaşlar geceyi Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ve AFAD'ın kurduğu çadırlarda geçirdi. Mahallenin ulaşımını sağlayan yola irili ufaklı kaya parçaları düşmesi sonrası, yol ekiplerinin yolu açmasına kadar kısmi olarak yol ulaşıma kapandı. Depremde can ve mal kaybının yaşanmadığı açıklandı. Şiddeti yine 5 olarak belirlenen deprem derinlik olarak 6,3 kilometre olarak açıklandı. Depreme Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bölgeye kurduğu çadırda yakalanan vatandaşlar bu defa depremin şiddetinin bir öncekinden daha fazla hissedildiğini söyledi. Geçen günden daha fazlası mı? Fazla oldu. Biraz fazla oldu. Şimdiki daha şiddetli ve şu an yani şu an evlerde gitmedik. Gece bakalım yarın sabah olduğunda ne oldu, net oldu ben ortaya çıkacak. Mal kaybı. Bakalım yani şu an belki de mal kaybı var ama şu an evler gidemiyor çünkü yol güzel kaldı, tehlikeli. Yani eğer sabah ola hayır olur diyeceğiz artık. Evet. Bu biraz daha şiddetli, elektrikler kesildi zaten. Aynen. Bir de aynı şekilde gene göçen yerler daima kayalar, topraklar geldi zaten abi. Aynı şekilde. Daha şiddetliydi. O gün günü korkuyu atlatamadık. Yattıdık. 5 dakika uyuduk, uyumadık yani. Allah, çocuklar çığırın üstü bunlar böyle şakırdı. Ne yapacağımızı şaşırdık. Çok korktuk. Bu kadar dağlar, kayalar kaynadı. Yoksa yollarımız yarıldı, şuralar yarıldı, ne yapacağımızı bilemedik. Şu an çok korkuyorduk. Bölgede AFAD, UMKE, 112 Acil Servis Ambulansı, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, Fen İşleri ve Zabıta ekipleriyle jandarma hazır bekletiliyor. Deprem sonrası vatandaşlardan gelen talep üzerine AFAD ekipleri tarafından 25 haneli mahalleye 30 çadır ve battaniye gönderildi. Çadırlardan bir kısmı mahallenin en uç kısmına kurulurken bir kısmı da mahallenin girişindeki okul ve caminin bulunduğu alana kuruldu. Tedbir olarak Ula'nın Karabörtlen mahallesindeki okulda vatandaşların talebi doğrultusunda hazır bekletiliyor. Ula ilçemizde saat 00:49'da meydana gelen depremin merkez üssü olan Arıcılar mahallemizdeyiz şu anda. Yani şu ana kadar herhangi bir can mal kaybı yok. Yani devletimiz bütün kurumlarıyla burada, AFAD ekiplerimiz, jandarmamız, sağlık ekiplerimiz, ayrıca belediyeden iş makinaları tedbiren geliyor. Onun dışında il merkezimizde Sayın Valimizin başkanlığında deprem anından itibaren kriz merkezi toplantı halinde. Onlarla irtibat halindeyiz. Vatandaşımızın ihtiyacı olan her türlü ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz. Evet, vatandaşın